Söz konusu hükümeti eleştirmek olduğunda, elbette ki Türk gençliğinin söyleyebileceği çok fazla şey var. Fakat katkılarını inkar etmek bana biraz yanlış geliyor. O yüzden gelin, bugün sizlerle oyun kültürüne hükümetin yaptığı muazzam katkıdan bahsedelim. Öncelikle biraz oyuncu kimliğimden bahsetmem gerekiyor sanırım. Ben daha çok kompetitif oynayan birisiyim fakat FPS türünden hiç haz etmem. Hatta FPS türünden o kadar haz etmem ki, sanırım single player olduğu halde oynamadığım FPS oyunları bile var. Bu noktada benim asıl nefretim muhtemelen silahlara karşı. Silahlar ödekler içindir. Ki sorunum kesinlikle kamera açısıyla falan değil. Far Cry Primal'ı oynarken uzun süre sıkılmayan ben Far Cry 3'ü açtığımda lanet edip oyunu kapatmıştım. Tabi bunda aşağı yukarı aynı oyun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Ve bütün bunların yanında beni belki de casual bir MOBA oyuncusu yapmaktan ayıran şey 2D grafikleri ve oyunları çok sempati duymam. 2 oyunlar o kadar mütevazı ve tartış geliyorlar ki onları böyle sonsuza dek hayatımın bir köşesinde oynamaya devam edebilirim. Fakat ben para vererek oyun satın alma işini pek kavramış biri değilim. Daha doğrusu kavrayabildiğim zamanda da yeterli paraya sahip olamadım. Çünkü oyun fiyatları hükümet sağ olsun bu ülkede oldukça yüksek. Peki ben ne yapacaktım? Hayatımın sonuna kadar League of Legends mı oynamaya mahkumdum? Hayır, hayır bunu yapamazdım. Ah, bu yüzden yasal yollarla raflardan oyunlar indirmeliydim. Evet. O noktadan sonra hayatım bir tık daha güzelleşti. Ama bir sorun vardı. İndirdiğim oyunların belli bir kütüphanesi yoktu. Yani oyunları arayıp bulurken o kadar zorluk çekiyordum ki artık oyun aramak benim için bir eziyete dönüşmüştü. Yine aynı şekilde oyun ararken karşılaştığım tonlarca hentai oyunu benim ilgimi çekmiyordu. 24 Mart 2022. İşte hükümetin oyun kültürüne yaptığı en büyük katkı. Son gördüğüm market zamlarından sonra hayatımdan alacağım zevkten iyice umudu kesmiştim. Kıçı kırık bir bisküviye nasıl 4 lira verebilirdim ha? Söyler misin nasıl? Ama bu durumun iyi yönleri de vardı. Her zaman bazen dolu tarafından bakmalıydım. Arkadaşlarımın da Kanka Game Pass alsana Age of Empires 4 oynarız. Önerisinin gazına gelip Game kavuştum. Artık kocaman bir oyun kütüphanem vardı bir sürü farklı oyun seçebilirdim. İşin iyi yanı bir sürü indie oyun seçebilirdim. Fakat indie oyunlar indie oyunlar bana bilgisayar mühendisliği yazmayı düşündüğüm günleri hatırlatıyordu. Aslında oldukça üzücüydü. Fakat artık ben bir sanatçıydım. Takipçilerim benden yeni içerikler bekliyordu ve ben artık huzura kavuştuğum için yeni içerikleri üretmek zorundaydım. Ve bugün bu videoyu hazırlamamı sağlayan yine Game Pass oldu. Belki bu zamlar canıma bu kadar tak etmeseydi Bugün hala korsancılık yapıyor olurdum. İşte hükümet. Belki paralel bir evrende ekonomimizin iyi olduğu düzende, ...Lol'de bir sürü kostüm alıyorum bu parayla. Kim bilebilir ki? Belki de belki de bateri aldım ve bateri çalıyorum. Belki hayatım daha düzgün ve ve, ve 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 belki de paralel bir evrende yaşamayı gerçekten seviyorum. Ancak bütün bunlar yaşadığımız gerçeklik için sadece varsayımlardan ibaret. O yüzden. En azından bir kez olsun. Teşekkürler AK Parti.